Karaköy'den geçmeyeceğim. Karaköy Sultanönü, Ulu Park Çarşı. Hükümet Önü, evet, hoş geldiniz. Sağ ol bacım. Buyurun, hoş geldin abla. Seni böyle... Fatma ablamız gerçekten kişi olarak sonra herkesle barışmış, barışık biri olarak çok takdir ediyorum. İki araba geliyorsa eğer Fatma ablam arkadaysa arkadaki abla şeye binerim. Arabaya binerim yani Fatma ablamın arabasına binerim. Niye? Bir kere güler yüzlü, ondan sonra konuşmayı biliyor, ondan sonra insanları rahatlatıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Yalnız bu kendi iş yerimiz vardı. İş yerimizden ayrıldıktan sonra eşimle ayrılık yaşadık. Eşimden ayrıldıktan sonra tekrar ben hani yeni bir iş başlamam gerekiyordu. Yani bir işten tutunmam gerekiyordu. İki çocuğum vardı liseye giden. Ayaklar üzerine durmam gerekiyordu. Mecburdum çocuklarım için. Sonradan yani ne iş yapayım diye düşünürken aklıma şoförlük geldi. Servis şoförlüğüyle başladım. 5 yıl servis şoförlüğü yaptım. Okullara, fabrikalara, turlar, geziler, düğünler. Sonra belediyeye geldim. Belediyeye otobüslerimiz, bu kırmızı otobüslerimiz Büyükşehir Belediyesi'ne yeni gelmişti. Onların şoför olmasını çok, şoförü olmayı çok istiyordum. Gittim iş başvurusunda. Tabii beni de iyi gördüler. Sınavlarına girdim, kazandım. Bu şekilde de otobüs şoförlüğü yapıyorum 4 senedir Büyükşehir Belediyesi'nde. Tepkileri çok güzel. Yolcularımın bana karşı tepkileri, sevgileri. Manisa'da ilk ve tek olarak otobüs şoförlüğü yaptığım için bir bayan olarak. Tepkileri çok güzel. Şimdi şöyle bir şey hani otobüste bayanlar olsun, erkekler olsun. Hiçbir şekilde ayrım yapmadan. Hani bir bayan bunu yapamaz demeden helal olsun kızım sana, helal olsun bacım sana, ablacım sana diyerek takdir eden çok yolcularım var.
Hiç kimse de yabancı ve hani farklı bir gözle bakmadılar. Çok güzel geçti. Buradaki şoför arkadaşlarım da dahil, içinde olmasına dahil. Onların bana iyi davranışları, onların bana güzergah öğretmeleri, işi öğretmeleri. Her konuda çok güzel geçiyor ve 4 senedir de buradayım. Yok, hiç zor değil. Ojemi akşamdan sürüyorum çünkü. Makyajımızı yapıyoruz sabah. Sabah geliyoruz, saat 7 deyince direksiyon başındayız. Yolcularımızı toparlıyoruz, o şekilde hizmetimize başlıyoruz. Erkek kişi gözüyle görmesin kimse. Hani bunu erkeklerimiz genelde eşlerine, kızlarına, kız kardeşlerine, senin ne işin var o işte, o erkek işi. Bakmayın, o kadın yapıyor ama siz yapamazsınız diye bir şey yok yani. Neden olmasın, onlar da yapsınlar. Ben Manisa'da tek otobüs şoförü bayanım ama ki yanımda birazcık da bayan şoförler olmasını istiyorum. Bayan kaptanlar olsun. Benimle beraber karşılıklı selamlaşarak ikimiz veya da 3-5 kişi, 10 kişi, kaç kişi olursa erkek şoförlere biraz yani hani bayanlar da bu işi yapar diye söylemem gerekiyor. Her konuda, her şekilde kadınlar güvenmeli kendilerine, gidip alıp gelmeli istedikleri her şeyi ve ben bunu yapamam diye de bir şey yoktur. Kadınlar istediği her şeyi yapabilir. Selamünaleyküm, afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çayımız var inşallah, değil mi? Evet. Güzel. Dolaştık, güzelce bahsettik. Yolcularımızı dağıttık. Hastaneyi bıraktım, teslim ettim. İlerleye çıkıyoruz. Herhalde de bu keyifle doğru. Toki'ye ve Toki 2'ye geliyor ya. Aynen. Toki 2'den göçmen evlerine geliyor.